ve DSİ Genel Müdürlüğümüzde en son yaptığımız çalışmayla Çağrankaya'nın bugünkü tesislerimizden 2 kilometre yukarılarda bir gölet yapıyoruz. 45 metre gövde yüksekliğinde bir gölet ki bizim özellikle 2 aylık kadar su ihtiyacımızı oradan telafi edebileceğimiz bir gölet. Bu Rize'nin suyunun belki de 50 yıllık geleceğindeki bu özellikle iklim değişikliğiyle beraber olacak kuraklıklara da bir çözüm üretmiş olacak. Ama bu yeterli değil. Bizim aynı zamanda şehir şebekesinde ciddi arızalar da meydana geliyor. Aslında bu arızaların sebebinin bir kısmı da bizim belediyenin yöntem olarak geçmiş yıllardan beri basınçlı su vermemizden de kaynaklanıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bu bir aslında israf meselesi. Suyu özellikle şu da var. Kırsalda yani köylerimize de biz son yıllarda su vermeye başladık. Köylerimizde verilen sular da kontrolsüz akıtılabiliyor. Ama şehir merkezinde de çok kontrolsüz sular olabiliyor. Şu anda biz bölgemizde en düşük su ücreti, meskende içilen su ücretinin en düşük illerden yarısı daha aşağısındayız. Yani Karadeniz'deki en düşük il neresiyse onun rakamının yarısı daha aşağısındayız. Böyle olunca da belki tüketim daha çok artıyor ama bu bir israftır. Çünkü bizim akıttığımız fazlalık su başka bir komşumuzun, yüksek kodlarda yaşayan komşularımızın su içememesine, bulamamasına sebebiyet veriyor. Bölge itibariyle baktığım zaman Karadeniz bölgesi aslında zengin su kaynaklarına sahip olan bir bölge olarak gözükse de maalesef öyle değil. Baktığım zaman şu an ülke olarak da su stresi çeken bir ülke konumundayız. Çünkü kişi başına düşen su miktarı 1200 litrenin altına düşmüş durumda. Karadeniz özelinde baktığımız zaman işte yer yer su kesintileri oluyor. İşte arazi çalışmalarına baktığımız zaman bazı dere kaynaklarının yataklarının kuruduğu veya önceki yıllarda olan debisinin giderek azaldığını görüyoruz. Yine iklim değişikliğine bağlı olarak baktığımız zaman aşırı hava olaylarıyla beraber fırtınaların görülme sıklığında artıyor. Şimdi bölge olarak baktığımız zaman çok Türkiye'nin en fazla yağış olan memleketindeyiz, Rize'deyiz ve normalde bir ayda yağması gereken yağış bir seferde bir anda yağabiliyor. Ve buna bağlı olarak da işte su taşkınları, heyelanlar olabiliyor. Olması gereken hava olayları veya sıcaklıkların artık o mevsimde görülmediğini, farklı mevsimlere kaydığını, yani fenolojik anlamda değişiklikler olduğunu görüyoruz. Bu da tamamen iklim değişikliğinin maalesef etkileri.